Büyük bir ihale. Şirketin tam yetkisi olarak ben geldim. Maşallah benim oğluma. Aferin oğlum be. Hakkı Bey'e kalsa ceketini alıp çıkacak. O derece bana bıraktı şirketi. Bravo sana. Seninki mi? Evet, evet. Alo Sema. Ben de ne yapayım işte? Mahcup olmamak için çok çalışıyorum. Çalışacaksın tabii oğlum. Böyle fırsat kaçmaz herhalde. Allah mahcup etmesin oğlum. Uygun değilsin galiba. Evet. Kahvaltı edip çıkacağım. Ona haber verecektim. Hadi bakalım bunları soğutmayalım. Hadi sofraya çabuk. Tamam. Tamam. Bir saate kadar okulda görüşelim olur mu? Seni okuldan mı alayım? Onu mu demek istiyorsun? Evet. Tamam. Hadi öpüyorum çok. Görüşürüz Semacığım. Ben bırakırım okula seni. Olur. Hadi oturun. Tarık. Kaldır onu. Oğlum, bak yumurtanı ayrı tabağa koydum. Sen öyle karıştırmayı pek sevmezsin. İyi bari onu unutmamışsın anne. Ya bu kız da kafasını taşlara vuruyordur şimdi ya. Mundar oldu vallahi, değil mi? Bırak şimdi sabah sabah ağzımızın tadını kaçırma. Allah bizi korudu onlardan. Haklısın anacığım. Maymun iştahlı bunlar. Ne biçim yaşıyorlar öyle ya? Herkes yerinde hayatında mutlu olsun. İsterseniz uzun uzun bu aileyi konuşalım ha? Aman Hüseyin, bizden uzak, cehenneme direkt. Aslında ben... Allah bir daha oğluma onların yüzünü göstermesin inşallah. Karşılarına çıkartmasın. Amin, amin, amin. Herkes kendi hayatında mutlu olsun. Bu konuda kapansın, ağız tadıyla bir kahvaltı yapalım. Oğlum soğutma. Bir yandan da kahvaltı değil. Hadi. Tamam hadi geliyorum. Telefonu susmaz artık bunun. İş adamı olmak böyle bir şey demek ki, değil mi? Efendim? Kemal Bey günaydın. Küçük bir değişiklik oldu programda, ona haber verecektim. Emir Bey bugün akşamüstü buluşacak sizinle. Öyle mi? Doğrudur. Kulüpte, saat 5'te. Başka bir yer olmaz mı? Ben ne bileyim şimdi orası beni çok kasacak. Ya ama neden? Ozan özellikle orayı istedi. Çok sever orayı. Tamamdır. Saat 5'te orada olacağım. Teşekkürler Kemal Bey. 5'e kadar bolca vaktimiz olacak. Rahat rahat ön toplantıyı yaparız. Evet. Teşekkürler. Bak bak. Nasıl da patron konuşuyor. Patron zaten nasıl konuşacak? Ya şöyle beni bir rahat rahat bıraksanız da şu yumurtamı bir yesem. Ye benim aslan oğlum. Oğlum, Allah razı olsun senden. Sayende başımız sokacak bir evimiz oldu. Allah tuttuğunu altın etsin inşallah. Estağfurullah anne. Ne vallahi. Sen bu evde bir şey tut, altın oluyor zaten kardeşim. Bak minnacık gece konuda 2 dakikada malikane oldu bize ya. İnşallah malikane de olur. Ben anneme söyledim daha büyük bir eve çıkın diye. Ya daha ne büyük evi oğlum? Burası bize malikane. Oğlum yıllarca kira ödemekten anamız ağladı. Baksana kendi evimizin keyfini sürüyoruz. Sayende. Estağfurullah baba. Ulan sayende yani. Allah daha çok versin. Amin. Amin. Oğlum ye bakayım azıcık şunlardan. Yiyorum anne. Hemen gitmeyeceksin değil mi? Evet bir iki işim var onları halledeyim. Döneceğim. Yapma ya. Ya hanım sık boğaz etme sabahtan beri ne zaman döneceksin diye. Aşk olsun Hüseyin ben öyle mi dedim? Nasıl orada durumlar? Var mı güzel kız filan? Hı. Yerin altında da ne kadar güzel kız vardır değil mi abi? Vardı hani Hakkı Bey onun yeğeni vardı diyordunuz. Ha o kızla aynı işte çalışıyorsunuz değil mi? Fehima Hanım buradan size hiç malzeme falan çıkmaz söyleyeyim. Asu benim arkadaşım. Öyle hemen arkadaşım deyip kestirip atma bakalım. Ya ama öyle. Oo annem senden çoktan 2 torun sahibi oldu bile yani. Çoktan geçtik evliliği falan. Ben evlenmeyi falan düşünmüyorum. Haberiniz olsun da. Nedenmiş o? 5 sene öncesinde takılı kalıp orada mı yaşayacağım? Fehime. Bana bak. Her karşına çıkan o kız gibi seni üzmez. Şımarığın tekiydi o. Yalancıydı. Unut artık. Çoktan unuttum anne. Unutmamışsın. Unuttum. Unutmamışsın. Bak evlenmeyeceğim falan diyorsun. Bitti diyorsun. Fehime yeter artık ya. Bir sağdan bir soldan rahat bırakın biraz çocuğu. Ondan sonra da niye bu kadar az kalıyorsun diye soruyorsunuz. Böyle yaparsan kalır mı tabii? Bir rahat bırak çocuğu ya. Gözünü seveyim. Sen bakma annene, konuşuyor işte. Ben iyiyim, merak etmeyin. Hadi iyi bakayım azıcık, çok zayıflamışsın. Şu helvadan ne, helvadan? Aslında Emir'e baş başa Paris'te geçirelim yıl dönümümüzü diyorum ama dinletemiyorum. Hep birlikte kutlamak daha anlamlı hayat. Üstelik bu yıl dönümü ikimiz için de çok önemli. Bebek mi yapmaya karar verdiniz yoksa? Sizlere sormadan böyle şey mi olur? Ama Nihan'ın şahane bir anne olacağını ikna ettim sonunda. Ay, Nihan, hamile misin yoksa? Yok anneciğim, biz şimdilik Emir'le birbirimize yetiyoruz. Yetmiyorsunuz belli ki. Böyle ailecek bir aradasınız. İki kişilik bir dünyamız olamadı, doğru babacığım. Ama kalabalıklar içinde kaybolmaya çalışıyor. Nihan bu evi çok seviyor. Bebelerin de kalabalık aile içine doğması şahane olacak. Nihan ister misin ikisi olsun? Bana bak, eğer hamileysen ve benden saklıyorsan... Anne, hamile falan değilim. Daha fazla beklemek istemiyoruz küçük hanım. Demek istiyor yani anne. Hem sonra Emir'in de kendinden sonra güvenebileceği bir oğula ihtiyacı var. Hatta 2 tane oğula ihtiyacı var. Ha? Ozan, ne oldu, ne düşünüyorsun? Size ne hediye alsam diye düşünüyorum. Hayatımı borçluyum bu evliliğe. Ne alsam az gelir. Esas biz sana borçluyuz. Bu evliliği, bu mutluluğu, değil mi? Ozan, bugün piste mi gitsek, bir yarışsak? Zorlasam seni, ha, ne zamandır yapmadık. Ay, olur. Bu bir mesaj mı Ozan, sence? Yeni bir yarış arabası mı almak istiyor acaba senden Emir? İnşallah öyle değildir. Hadi, benim atölyeye gitmem lazım. Sizin de işiniz gücünüz vardır herhalde diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun kızım. Galipciğim, bir 10 dakika vaktim var mı? Konuşalım. Tamam. Ne olur arabaya binme, yarışma lütfen. Ya yeter anne ya. Kontrollü bir pist orası. Ben varım yanında, ona hiçbir şey olmaz. Kolay gelsin. Sana da. Günaydın efendim. Efendim dedi ya. Ha, sana dedi. Mesut, yukarıda buluşacaktık. Neden buraya geldin? Kusura bakmayın, sokağın başında dediğini sandım. Tamam, önemli değil. Hadi atlayın, bırakayım. Sen nereye Tarık? Makam arabasıyla dükkana mı gideceğiz? Ha. Ayıp olur oğlum, havalandı derler. Lüzumu yok. Yürü. Sana kolay gelsin oğlum. Hayırlı toplantılar. Sağ ol oğlum. Abi. Kolay gelsin. Kolaysa... Ne oluyor lan? Çok güzel ya. Abi keşke senin olsa. Sema mı o? Hı hı. Mesut dur! Salih! Lan! Kemal! Kardeşim! Kardeşim! İyi misin? İyiyim, iyi. Hakikaten gelmişsin ya. Oğlum ben de gelse beni arar diyordum. Dur oğlum, daha yeni geldim. Gece geldim. Nereden haberin oldu? Hissettim lan. Hissettim. Döneceğini biliyordum. Sonunda döndüm mahallene. Onu diyorum işte. Yok kardeşim. Nasıl lan? Ya bir iki iş var. Onları halletmeye geldim. Tekrar döneceğim. Ya, olmadı ki ya. Tamam lan tamam. Ne bozuluyorsun? Hasret gideriz. Merak etme. Bugün şu işlerimi halledeyim. Külüstüre uğrarım. Hele bir gelme. Sayende ekmek teknemiz oldu oğlum. Gel de gör nasıl çalıştırıyor kardeşin dükkanı. Uğrayacağım. Zeynep'i okula bırakayım, işleri halledeyim, geleceğim, tamam mı? Uzun uzun konuşacağız, bak bekliyorum ha. Tamam. Sen yakında malikane falan da tutarsın Nihan ablalarınki gibi, ha? Abi. Okuyorum Zeynep. Merak ettim canım. Toplantın falan mı vardı? Yani gece geç geldin ya hani. Fehme'nin kızı. Gittin mi bir yerlere falan? Neden soruyorsun? Şey... Dün gece Nihan abla aradı beni. Vallahi bak ben aramadım ha. Nasıl arayabiliyor seni? Hala görüşüyor musunuz? Yo. Vallahi görüşmüyoruz bak yeminle. Dün gece öyle pat diye arayıverdi beni. Kemal abin geldi mi dedi bana. Ben de yo dedim. Yani sormayacak mısın bir şey? Ne dedi, niye aradı diye? Sormayacağım Zeynep. Ama senden bir şey isteyeceğim. Benim buraya geldiğimi kesinlikle söylemeyeceksin. Tamam mı? Ay ben hemen şu sahada inebilir miyim? Lütfen. Zeynep. Nihan buraya geldiğimi bilmeyecek. Söz ver bana. Tamam canım. Yani söz. Görüşürüz abicim. Çok beklettin mi? Yo, ben de şimdi geldim zaten. Gel. Mesut, her seferinde kapımı açmana gerek yok. Benim de elim kolum var. Ama ben işimi yapıyorum efendim. İyi bakalım. Şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz. Kulübe. Teşekkürler. Şahane oldum. Bugün hemen gidip fotoğraf çektireceğim. Sağ ol Nihan abla. Ne demek güzelim. Saçma sapan yerlere başvurmamış olursun hem. Fotoğraflarını çektikten sonra ver bana, ben de arkadaşıma ulaştırayım, tamam? Yani direkt ajans sahibine vereceksin fotoğraflarımı, öyle mi? Bu mutluluğun bitmesini ister misin gerçekten? Bu çok güzel. Yani resmen keşfediliyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Ne yapıyoruz? Bilmem. Sen nasıl istersen. Çok özlemişim seni Nihan abla ya. Çok. Ama sen beni ihmal ediyorsun. Böyle araya uzun uzun zamanlar giriyor. Sonra görüşemiyoruz. Ayrıca dün konuşmasak belki de bugün görüşmeyecektik. Zeynep biliyorsun. Seni görmek sadece seni görmek değil. Geçmiş çullanıyor üstüme. O zaman ben bir lavaboya gideyim. Sonra yapalım. Kalkarız, olur mu? Tamam. Ben de kasadayım. Tamam, siz zahmet etmeyin. Ben geldim Nihan Hanım. Teşekkürler. Zeynep. Alo. Zeynep. Zeynep. Mesut etilere sapma, sen düz devam et. Zeynep. Alo. Ses geldi. Ben hazırım. Aa. Alo? Hah, ya demin ses gelmedi de. Ne yapıyorsun? Gelip alayım mı seni toplantıdan sonra? Kaçta bitecek okul? Yok abicim, ben gelirim eve. Kusura bakma, şimdi konuşamıyorum. Otur dersindeyim. Tamam, tamam oldu o zaman. Hadi bakalım, evde görüşürüz. Ne yaptın sen Nihan abla ya? Maalesef beyefendi, içeri alamıyorum. Nihan Hanım rezervasyonunuzu iptal etmiş. İyi günler beyefendi. Merhabalar. Rezervasyonunuz var mıydı? Kemal Soylu. Emir Kozcuoğlu misafir. Böyle buyurun efendim. Buyurun. Emir Bey daha gelmediler galiba. Henüz gelmediler. Beklerken size ne ikram edelim? Teşekkürler, bir şey istedim. Misafiriniz geldi mi? Tamam. Gelmiş mi? Gelmiş. Dakik. Nihan abla, yemin ediyorum yalan söylemedim. Ben seninle konuşurken zaten benim haberim yoktu ki. Biz sonradan öğrendik evde olduğunu. Peki söyledin mi benim aradığımı, sorduğumu? Hayır. Söylemişsin. Ya Nihan abla, yemin ediyorum doğru söylüyorum. Söylemedim. Hem zaten böyle bir şey söylesem abim bana kızar ki. İnan bana, ne olur. Tamam canım. Görüşürüz sonra, tamam? Kusura bakma. Of Nihan abla ya. Hoş geldiniz Emir Bey. Emir Bey geldiler. Evet, tamam. Kemal Bey, bu ne böyle? Nerede benim şarabım? Efendim, stoklarda tükenmişti. Yarın temin edeceğiz. Bir daha buraya gelme diyorsunuz yani bana. Aman efendim, olur mu öyle şey? Özür dilerim. Bilgisayarda var görünüyordu. Anlatın bakalım. Taşra'da hayat nasıl? Tanımak istiyorum oraları. Ama şöyle kısaca. Taşra'yı kısaca anlatmak mümkün değil. Gerçekten tanımanız lazım orayı. Öyle mi? Öyle uzaktan bakarak tanıyamazsınız. Ama yine de kısaca anlatmam gerekirse... alçak gönüllü insanların yaşadığı yerdir. Sizi zorlar. Taşra'da en kıymetli şey zamandır. Her şeyin bir zamanı vardır. Ve o zamana uymanız gerekir. Ama nereden bakılırsa bakılsın, sizinle ilgili pek öyle bir şey göremiyorum. Bu toplantı için size bir zaman ayırdım. Ama o zamanı beni bekleterek kullandınız. İhalede görüşürüz. Tekrar bekleriz efendim. Nihan Hanım, gazetede yazılanlara bozulmuyorsunuzdur inşallah. Yani hepsi yalan, hepsi uydurma. Bunlar sizi huzursuz etmesin lütfen. Ben hiçbir şey duymuyorum, görmüyorum. Siz rahatınıza bakın.